Türkiye'nin önde gelen ithalat, ihracat ve paketleme şirketlerinden birisi olan Tümen Tarım'a konuk oluyoruz şimdi de. İzleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, programımız Mersin Akdeniz'de tüm hızıyla devam ediyor. Tümen Tarım bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahibi Hacı Tümen var. Hacı Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Biz firma olarak Mersin, Adana, Ankara ve Bursa'da faaliyet göstermekte olan bir firmayız. Bizim işimiz sebze meyve. En büyük özelliğimiz bizim üretim, dağıtım, paketleme ve depolama işidir. Sebze meyvede kendi branşımızda, kendi kalemlerimizde Türkiye'de önde gelen bir firmayız. Ürünlerimiz gerek Türkiye içinde, gerekse de yurt dışında 45 ülkede dağıtımı yapılan bir firmayız. Kendi yani ürün... sadece Türkiye çapında değil, bunu Avrupa çapında da yapıyorsunuz. Yani dağıtımınız sadece Türkiye genelinde sınırlı kalmıyor. Avrupa'ya da ihraç ediyorsunuz bu meyveleri, sebzeleri, öyle mi? Evet, dünyada 45 ülkede faaliyette bulunan kendi ürünlerimizi hem ithalat hem de ihraç edebilen bir firmayız. Buradaki işletmemizde ürünler depolanır, depolandıktan sonra paketlenir, paketlendikten sonra da ihraç ve iç piyasa olarak sevk edilmek üzere dağıtıma çıkar. Bu ülkeler arasında bizim Almanya, İtalya, İsveç, İngiltere, Gürcistan, Balkanlar, Kafkaslar, Uzak Doğu ve Güney Afrika ülkeleri olmak üzere hem ithalat hem ihracat bazında faaliyet göstermekteyiz. Peki firmanız kaç metrekarelik bir alana sahip? Gördüğüm kadarıyla bir seraya da sahipsiniz. Bunlardan da kısaca bahsedelim. Evet, işletme olarak 30 bin metrekare alan üzerinde kurulu. 7500'ü kapalı alan. Bu kapalı alanın 5000 tonluk soğuk hava kısmı. Diğer kalanı da paketleme, elleşleme ve dağıtım lojistik olarak kullanıyoruz. Serayı söylediniz. Doğrudur. Türkiye'de son zamanlarda çok ciddi anlamda bir muz ithalatı gerçekleşti. Gerçekleşiyor, gerçekleşmek zorundadır. Yalnız bunun da sebebi Türkiye'de üretimin az olması, kapasiteyi ya da talebi karşılamaması. Şimdi firma olarak bu sektörde faaliyet gösterdiğimizden dolayı yani bu ürünün üretme ihtiyacı hissettik. Onun için de buraya bir altyapı yatırımı yaptık. Şu an 75 dekar alan üzerinde aşağı yukarı yılda 1000-1200 ton muz üretimi yapmayı hedefliyoruz, üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah Eylül ayında bütün altyapılar bitmiş olacak. Mart-Nisan gibi, 2018 Mart-Nisan gibi de yeni ürünlerimizi almayı hedefliyoruz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz Hacı Bey. İşletmenizde kaç personel çalışıyor? İşletmemizde çekirdek olarak 20, dönemsel olarak da 60-65-70 kişi arası çalışıyor. Burada da biz mutluluk duyuyoruz. En azından ülkemize, vatandaşlarımıza, halkımıza bir faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Peki günlük olarak yaklaşık kaç tır buradan çıkıyor? Ben geldiğimden beri artık sayamadım gelip giden tırları buraya. Günlük kaç tır hareket edip dağıtıma çıkıyor? Burada günlük sezonsal olarak söylersek ama ortalama olarak 15 tır giriş yapar, 15 tır çıkış yapar. Ürünlerimiz Türkiye'nin hemen hemen 81 ilinde dağıtımı gerçekleşiyor burada. Burada gerek market zincirleri olsun, gerek perakende olsun, gerekse de haller bazında olsun, hem hallere hem bu saydıklarıma buradan sevkiyat yapılmış oluyor. Yani Türkiye'nin 81 ilinden şu anda izleyen izleyicilerimizden herhangi bir iletişim numaralarınızdan size ulaştığında, sizden ürün talep ettiğinde geri çevirmiyorsunuz. Türkiye'nin 81 iline, hatta Avrupa'da da 45 ülkeye yolluyorsunuz, doğru mu? Doğrudur efendim. Yalnız biz burada toptancı konumundayız. Perakendeci konumda değiliz. Dediğim gibi biz marketlere ve büyük toptancılara hitap ediyoruz. Geri kalan kısmını tüketiciler bu bölgelerden, bu market zincirlerinden ya da perakende satış yerlerine temin edebilirler. Zaten Tümen Tarım olarak da bizim markalarımızı reyonlarda görebilirler.
Hepsi organik. Burada üretilen her şey organik. Her şey, yani hiçbir katkı maddesi olmadan direkt üreticiden tüketiciye durumu oluyor aslında. Bunlardan da biraz bahsedelim. Çok iyi bir konuya siz değindiniz. Şu an Türkiye'deki en büyük sorun zaten bu ilaçlı kalıntı bir mevzu var. Şimdi bizim en büyük özelliğimizden biri de biz kendi sattığımız ürünleri yetiştirme kapasitesine sahibiz. Yıllık 40 bin, 45 bin ton ürün kendimiz ürettiğimiz için bu söylediğiniz ilaç kalıntısı organik olayında biz kendi ürettiklerimizden dolayı bu organik kısmına biz çok dikkat ediyoruz. O söylediğiniz hiçbir risk bizim ürünlerde bulamazlar. Türkiye'nin metropollerinde Tarım Bakanlığı'nın dönemsel olarak marketlerde ya da tedarik yerlerinde almış oldukları numuneleri kendileri de değerlendirip herhangi bir kalıntı veya buna benzer bir ilaç olmadığına dair bize raporları gönderiyorlar. Sizin kanalınıza da biz devletimize teşekkür ediyoruz. Bizler de verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Hacı Bey. Röportajımı sonlandırmadan buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? İzleyicilerimize söylemek istediğim Türkiye'deki yetişen ürünlere güvensinler, sebze meyveye güvensinler. Söylendiği gibi herhangi bir problem yoktur. Gönül rahatlığıyla sofralarına katabilirler. Herkese teşekkür ediyorum. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz Hacı Bey. Mersin Akdeniz'de Tümen Tarım bizleri konuk etti. Sektörler arası yolculuğumuzda bakalım sıradaki durağımız neresi?